yapmasını da çok önemli rolü olan pulcuklar. Bizim bu kan sulandırıcı dediğimiz ilaçlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bu pulcukların o yapışma özelliğini, gidip de orada pıhtı oturup da pıhtıya oturup birbirine kümelenme olma özelliğini yok ediyor kan sulandırıcılar. Evet. Yani kan sulandırıcı biz dönmüştük işte bu özellikle hani aspirin türü ilaçlar ya da ona benzer ilaçlar, antiagregan diyebiliriz. Bunlar böyle bir özelliği var. Yani o bu şekilde ne oluyor? Mesela kalp krizi geçirse bile hasta, mesela diyelim ki oradaki plak çatladı ama oraya işte o pıhtıların oluşmasını engelliyor. Yani o yönden çok faydalı ilaçlardır. Muhakkak biz zaten bir hasta da biz damar tıkanıklığı tespit etmişsek, işte bypass olmuş, stent takılmış ya da işte takılmamış ama damar tıkanıklığı anjiyonla tespit etmişiz, bu onlara muhakkak kan sulandırıcı veriyoruz. Yani son derece faydalıdırlar yani. Evet, Sivas'tan bizleri izleyen Eren Bey'in sorusu var hocam. Göğsümün tam altında batma ve ağırlık hissi var diyor. Yani. Bu ağrı zaman zaman göğsümün üst tarafına derin bir nefes aldığımda boynumda hissedebiliyorum diyor. Yüzüstü yattığımda bir ağırlık çöküyor kalbimin üstüne. Sırt üstü yattığımda ise sızıyor. Derin bir nefes aldığımda zaman zaman batma oluyor. Yani ne biraz, kalp ne göğüs ağrısı biraz diyor. Biraz tipik bir kas ağrısına benziyor.